Tamamen tahminidir. Lütfen buna göre yorum yapınız. Fakat videoya geçmeden önce tarihlileri sever misiniz? O zaman meslektaşım Agora tam size göre. Çeşit çeşit tarihlileriyle size güzel vakit geçirtecek. Instagram hesabını gezerken zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceksiniz bile. Ayrıca 10 TL'lik Steam kodları dağıtacağız. Çekilişe katılmak için Agora YouTube ve Instagram hesabını takip etmeniz, kanala abone olup katıldım yazmanız yeterlidir. Çekiliş sonuçları Agora'nın Instagram hesabında duyurulacaktır. Destek vererek hem beni hem de dostum Agora'yı mutlu edebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Muaç Muharebesi'nin sonrasında Budin'in Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesinin ardından savaşa katılmamış olan Erdel Voyvodası Zapolya Macar Kralı olarak taç giymişti. Kanuni 16 Ekim 1526'da Macaristan tacını Zapolya'ya veren tarihi fermanı imzaladı. Muaç Muharebesi öncesinde Macaristan ile bağlantılı olan ancak savaş sonrasında Osmanlı ordularının girmediği Bohemya, Morovya, Slovakya ve Silezya gibi ülkeler ve bu bölgeler 2. Lajos'un karısı ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şalke'nin kardeşi olan Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı kaldı. Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'a döndükten hemen sonra harekete geçen Ferdinand, ilk iş olarak kendini Macaristan Kralı ilan etti. Bu hareket, Macaristan üstünde Osmanlı-Avusturya rekabetini başlattı. Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan'ın hakimiyetini, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na asla kaptırmak gibi bir niyeti yoktu. Kutsal Roma İmparatoru olan Şalke'nin desteği Avusturya Arşidükü'ne tamdı. Ve Kanuni'nin ordusu İstanbul'a döndükten hemen sonra saldırıya geçip Tokaj Meydan Muharebesi'ni kazandı. Bu zafer sonrasında Zapolya, Litvanya'ya kaçtı ve Osmanlı'dan yardım istedi. Kanuni bu olanlara göz yummayıp sefer hazırlığına başladı. Sefer hazırlığında ise Ferdinand tarafından yollanan elçiler, Macaristan'dan alınan araziler geri verilmesi karşılığında barış teklifinde bulundu. Kanuni bu elçileri tutukladı ve sefere çıkıldığı zaman Ferdinand'a haber vermesi için serbest bıraktı. 10 Mayıs 1529'da İstanbul'dan yola çıkan Kanuni Sultan Süleyman, 20 Haziran'da Sofya'ya ve 18 Ağustos'ta Muaç Ovası'na ulaştı. Zapolya'da 6000 Macar askeriyle orduya katıldı ve burada padişahın elini öptü. Eylül'de Budin'i kuşatan Kanuni Sultan Süleyman, teslim teklifinin reddedilmesi üzerine şiddetli bir kuşatma savaşına başladı. 8 Eylül'de Budin Kalesi'nin kapılarının bir ele geçirilip genel hücum başlatılınca ümit kalmadığını anlayan kale milisleri hayatlarına dokunulmamak şartıyla kaleyi teslim ettiler. Kanuni şehire olası herhangi bir saldırı gelmemesi için ordularının bir kısmını Budin'de bıraktı ve 12 Eylül'de Viyana'ya doğru sefere çıktı. 22 Eylül'de Avusturya sınırını geçen ordular Alman öncü birlikleriyle Brug kasabasında karşı karşıya geldi ve öncü birlikler burada imha edildi. 27 Eylül'de ise şehir kuşatıldı. Kaleyi kuşatmaya başlayan Kanuni Sultan Süleyman 17 gün boyunca şehrin surlarını iyice tahrip etmişti. Bu sırada bir Osmanlı güllesinin isabetiyle kale komutanı hayatını kaybetmişti. Bununla birlikte kuşatma uzuyor, kış aylarının tahrip edici etkisi ve beklenen top mühimmatının gecikmesi Osmanlı ordusu için kuşatma şartlarını zorlaştırıyordu. Kuşatma sırasında yılın ilk karı yağmaya başladı. Ayrıca Osmanlı ordusu Viyana'ya savaştan geldiği için bir aile yorgun ve eksikti. Eksikleri ve sıkıntıları fark eden Kanuni kuşatmaya kaldırıp 25 Ekim'de Budin'e geri döndü. Bundan sonrası tamamen alternatif tarih. Eğer ki Osmanlı Viyana'yı ele geçirseydi ne olurdu? Kuşatma için kışın bitmesini bekleyen Osmanlı, bu sırada İstanbul'dan ekipman ve asker eksiklerini tamamlıyordu. Bu sırada Avusturya'da şehir surlarını güçlendirmeye başlamıştı. Ayrıca Venedik ile müttefiklik anlaşması yapıp Osmanlı'ya karşı birleşmişti. 1530 yılının ilkbaharında Osmanlı tüm hazırlıklarını tamamlayıp Viyana'ya sınırlarına doğru ilerlemeye başladı. Yeniden Avusturya sınırlarına giriş yapan Kanuni, Viyana önlerinde vardığında Viyana'yı ikinci defa kuşattı. Hazırlıklar sürerken Viyana öncü birlikleri Osmanlı ordusuyla savaşa girmek için kaleden çıkış yaptı. Öncü birlikler Osmanlı ordusunun üstüne saldırmaya başladı. Bu sırada Avusturya kalenin içinden yer yer top atışları gerçekleştirip Osmanlı askerlerini zayıflatmaya çalışıyordu. Osmanlı'nın sol kanat orduları ile sağ kanat orduları ana ordu ile birleşince Avusturya öncü milisleri ağır bir mağlubiyete uğradı. Osmanlı tarafında büyük bir zayiat gerçekleşmeden bu küçük savaş atlatılmıştı. Yaklaşık bir hafta içinde bütün hazırlıkları tamamlayan Osmanlı ordusu namazını kılıp savaş brozanlarını çalmaya başladı. Osmanlı büyük topları ile Viyana duvarlarını dövmeye başladı. Duvarlarda yer yer gedik açılan yerlerden ordular girmeye başladı. Fakat bu taarruz Avusturya ordularınca geri itildi. Henüz taarruza hazır olmayan ordular top atışlarını yapmaya devam etti. Bir topun isabet etmesiyle kale kumandanı hayatını kaybetti. Bu haber hemen Kanuni'nin kulağına geldi. Bu haberden sonra Kanuni'nin emriyle 3'er adet kuşatma kulesi inşaat edilmeye başlandı. Osmanlı öncü birlikleri Koçbaşı ile Viyana kapılarının önüne gelip kapıyı kırmaya başladılar. Kalenin üstündeki askerler Koçbaşı'nı durdurmak için toplarını bu yöne çevirdiler. Ayrıca kuşatma kuleleri de Viyana duvarlarına doğru üretilmeye başlandı. Arkadaki büyük toplarla kale topları hedef alıp vurulmaya başlandı. Fakat Koçbaşı kale topları tarafından tamamen imha edildi. Aynı zamanda kuşatma kaleleri duvarlara yaslandı.
Osmanlı askerleri kuşatma kalelerinden surların üstüne çıkmayı başardı. Bu sırada toplarla hala surlar zayıflatılmaya çalışıyordu. Askerler kale surlarında Avusturya askerleriyle kanlı bir biçimde savaşıyordu. Şehir içlerine giren Osmanlı askerleri kale kapısını açıp dışarıdaki orduları içeri girmesine yardım etti. Artık şehrin tamamen kaybedileceğini anlayan Avusturyalılar dağınık bir biçimde savaştıklarından dolayı Osmanlı askerleri tarafından imha edildi. Viyana artık Osmanlı hakimiyetine girmişti. Osmanlı orduları teslim olan Avusturyalı askerleri esir olarak İstanbul'a gönderdi. Kanuni Viyana'daki Aziz Stephen Kilisesi'nin camiye çevrilmesini emretti. Ardından adına para bastırdı ve Viyana'daki kültürel mirasları İstanbul'a taşıdı. Sefer henüz sonlandırmayan Kanuni, askerlerin bir kısmını Viyana'da bırakıp Venedik üstüne yürümeye başladı. Ayrıca Fransa ile görüşmelere başlayan Osmanlı, ortak seferlerle İtalya'ya saldırmaya başladılar. Barbaros Hayrettin Paşa önderliğinde denizler Venedik donanımı ile savaştı ve Adriyatik denizi üstünlüğü sağlandı. Venedik sınırlarına giren Osmanlı, güçlü saldırılarıyla Venedik topraklarını sınırlarına bağladı. Ayrıca Fransa'da Milano'dan saldırmaya başladı. Ortak saldırılar ile çok büyük ganimetler kazandılar. Papalık, sınırlarına dayanan Türk askerlerine karşı Haçlı Seferi toplamak istese de Fransa'nın Avusturya ile savaş içinde olması tüm planları alt üst ediyordu. Venedik seferinden sonra Kanuni yorulan orduları dinlendirmek için Viyana'ya döndü. Ordular dinlendikten sonra sefere devam ederek Slovakya sınırına doğru ilerledi. Ekim ayında Slovakya topraklarının içlerine ilerleyerek Bratislava önüne geldi. Fakat Osmanlı ordusu Bratislava önlerine toplanmış Alman ordusuyla karşı karşıya geldi. Sayı olarak Alman orduları çok daha güçlü olsa da askerlerinin kalitesi ve ileri teknoloji ile Osmanlı orduları bu savaştan galip geldi. Osmanlı her ne kadar bu savaşı kazansa da orada eksiklikler oluşmuştu. Kanuni'nin emriyle takviye orduları gelene kadar kamp kuruldu. Takviyeler tamamlandıktan sonra yeniden Bratislava önlerine gelen Osmanlı ordusu şehri kuşattı. Ardından büyük zahmetler çekmeden kaleyi ele geçirmeyi başardılar. Bratislava'nın alınması sonrasında Osmanlı tüm Slovakya topraklarını kendilerine bağladılar. Barbaros Hayrettin Paşa, Kanuni'ye bir mektup yollayarak seferin yönünü İtalya'ya dönmesi gerektiğini, zayıflamış olan İtalya'nın fethinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Mektup Kanuni'nin eline geçtikten sonra Pargalı İbrahim Paşa ile bu durumu konuştu ve seferin yönünü İtalya'ya çevirdi. Hristiyanlığın kalbi tehlikedeydi. Osmanlı Slovakya fethinden sonra ordular İtalya'ya doğru ilerlemeye başladı. Yıl 1532'ye geldiğinde tam güçlü İtalya sınırına giren Osmanlı, bir yandan da Barbaros Hayrettin Paşa denizlerinde üstünlüğünü koruyordu. Floransa topraklarına kadar ilerleyen Osmanlı ordusu artık Roma'yı tehdit edecek seviyeye gelmişti. Avusturya ise Kanuni'nin İtalya seferinde olduğunu bildiğinden dolayı Viyana'yı kuşatmak için büyük bir ordu toplamış ve Viyana'ya doğru yürüyordu. Kanuni, Alman orduların Viyana'ya doğru yürüdüğünü öğrendikten sonra mecbur bir şekilde İtalya seferini sonlandırıp Viyana'ya geri döndü ve Alman ordusuyla büyük bir meydan savaşına girip bu savaşı kazandı. Yorulan ordu ve doğudaki Safevi tehlikesinin artmasından dolayı batı cephesindeki seferi sona erdirip İstanbul'a doğru yola çıktı. Osmanlı'nın Viyana'yı ele geçirmesi, Hristiyan Avrupa'nın kapılarını tamamen açmış ve gelecek seferlerde buradaki topraktan ilerlemesine büyük bir kolaylık sağlanacaktı. Ayrıca Avrupa Osmanlı karşısında zayıf olduğunu kabul edecekti. Avrupa'nın siyasi dengesi oldukça değişecek ve belki de Avrupa'da Osmanlı hegemonyası başlayacaktı. Uzun vadede ise Osmanlı Roma üzerinde seferlere başlayabilir, Hristiyanlığın kalbini fethedebilirdi. Fakat Viyana'daki kültürel fark dolayısıyla günümüzdeki kültüre sahip olamayabilirdik. Aynı durumda Avrupa kültürü için de geçerli olabilirdi. Yani kısacası eğer ki Viyana ele geçirilseydi Avrupa'nın kapıları tamamen bize açılabilirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Katıldan destek veren Muhammed Hamza Çiftçi'ye, Salih Karakaya'ya, Arda Efe'ye, Zele X-Tak'a teşekkür ederim. İsmini nasıl okuyorum bilmiyorum. Açıklamadan Discord adresimize ulaşabilirsiniz. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.